Haritayı bir verseniz arkadaşlar. Oradan gösterelim. Çünkü kırmızı falan çizdiğimizde orası kontrol altına alınmış bölgeler gibi görünüyor. Bir önceki miydi galiba? Bir önceki o Samet. Bu son yani kuşatma haritası diyelim. Bu harita. Mesela şurası boş arazi. Bazı çiftlikler ve şeyler var. Ekili araziler var. Buradan çok süratli bir şekilde yolu geçip dolaşıp tekrar geri geliyor. Tam giderken ve gelirken Hamas burada bunları pusuya düşürüyor. Dolayısıyla orası yani İsrail'in kontrolündeki bölge falan değil. 10 tank gidiyor, 6 tanesi geri geliyor falan. Yani dolayısıyla bu arazide yine Hamas bir şekilde pusu harekatı. Burası zaten çok daha karışık sahil bölgesi. Şurası yasak bölge, giremiyorsun sahilden. Şurası da zaten Beyt Hanun bölgesi. İlk gün girdikleri ve çıktıkları yer burasıydı. Şimdi burada da herhangi bir kara harekatı gözükmüyor. İlk gün buraya da girdiler, operasyon yaptılar iki koldan. Burası sakin, sadece bombalanıyor. Ve bu kara harekatının icra edildiği, daha doğrusu girme yapıldığı bölgelerde şu anda Hamas eldeki roket atarlarla mevcut. Bir de o bölgelerde özellikle bu Erez'in olduğu bölge ve denizle sınır olan kırmızı bölgelerde. Ben göstereyim, Yusuf Hoca anlatsın. Bu yani gel işte tekrar şey yapmayayım diye. Hı-hı. O bölgeler meskun mahal olmadığından dolayı hani oralarda kısmi anlamda bir tutunma noktası elde ettiler. Ama daha henüz bütün bu kırmızıya boyanmış yerlerde bir meskun muhal muharebesine gerçek anlamda girmediler. Girilme. Evet, girmediler. Girmediler. Şehirlerin çevreleri. Pazartesi günü programımızda Filistinli bir gazeteci vardı, Muhammed Bey. Bu bölgede 700 bin kişinin, 700 bine yakın kişinin kaldığını söyledi. Yani İsrail'in çıkartmaya çalıştığı şu daracık alanda 700 bin kişi hala hayatlarını sürdürüyorlar. Onlar da çok büyük engel ordu için. Tabii işte Hamas buna karşılık bu nüfusu nasıl koruyacak? Çünkü nüfus gittikten sonra artık Hamas'la İsrail ordusu baş başa kalacaklar. Biraz daha böyle uzun süreçli ve kanlı bir savaş meydana gelecek. Nüfusun kalması bir miktarda Hamas'ın aslında işine gelen bir durum. Tabii ki. Ve halk da terk etmek zorunda değil zaten. Yani tabii bombardımanı... Zaten hocam şunu söylüyorlar, biz o hatayı 1948'de tabii, bir kez yaptık. Yaptık. Bir daha işte, yapmayacağız tabii, yani tabii, topraklarımızı tabii, terk etmeyeceğiz. O gün mesela çocuklar bir şarkı söylüyorlardı. Orayı terk etmeyeceklerine dair. Orada artık başka bir Filistin ruh anneler, hali var. Çok dramatik Zafer. Aslında ifadeler. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Evet. Bugün bir görüntü ben de izledim. Belki arkadaşlarım bulur. Çocukları yıkıyorlar. Su falan yok, bir kova bulmuşlar. Oradaki o insanların ruh halleri, yani savaşın içinde katlediliyor gibi falan Meli, değiller. Orada aşmışlar artık Meli, o boyutu. Orada bir de mutlu. Niye? Mutlu. Yıkayacak çocuğu var. Ya evet. Bir de yıkayacak çocuğu var. Oradalar yani. Melih, bir de şu var. Galiba Alev Alatlı'ydı. O yıllar önce bir Filistinli kadınla konuşmuş, yazmış. Bak çok enteresan psikoloji. Alev Hoca. Biz o insanlara yani buradan istediğimiz kadar empati kurmaya çalışalım, asla anlayamayız. Bir Filistinli kadın diyor ki ben diyor 6 çocuk doğurmak zorundayım. İkisini İsrail zaten öldürecek. Bak baştan onu biliyor. İkisi diyor eve ekmek getirecek. İkisi de diyor dünyaya Filistin meselesini anlatacak. Şimdi 1948'den beri ölen Filistinlerin sayısı İsrail tarafından katledilen 700 bin. Ya 75 yılda 700 bin insanını İsrail terörüne kurban vermiş bir milletten bahsediyoruz. Yani bu insanları bomba şu bu efendim yok Amerika'nın İsrail'e verdiği bilmem ne bombası, nükleer denizaltı. Zaten bu insanlar bu hayatı yaşıyorlar. Evet. Ya dolayısıyla bugün yine başka bir görüntü vardı. Bu Mahmut Abbas'a da çok büyük bir tepki var. Evet, Filistinliler arasında. Yani o suikast da acaba gerçekten... Suikast yalanlandı o. Yalanlandı mı? Suikast düzenlenmedi. O da bir muallak yani. Mossad'ın dezenformasyonu olarak duyuruldu. Yani şimdi 80 yaşına merdiven dayamış bir adamı siz bütün dünyayı etkileyen böylesine bir sorunda çözüm merci olarak gösteriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri. Ve perde arkasında da İsrail. Acaba Mahmut Abbas hakikaten bu sorunu çözer mi? Ya da bu sorunu dindirir mi? Neden Mahmut Abbas'ı bu kadar istiyorsunuz? Maaşını biz ödüyoruz o yüzden. Zafer'in söylediğine bir ilave. The Economist insanların kanını donduracak derecede inanmasını güçleştirecek bir haber yaptı 2 gün önce. Dedi ki bu kadar çok çocuk ölmesinin sebebi Filistinli, Gazze'li kadınların çok doğurması dedi. 6 çocuk örneğiyle ilgili. Bilerek öldürüyor zaten. Evet. Yani o yani, Amela örneğini boşuna vermedi Netanyahu. Böyle bir haber olur mu Melih Hocam? Çocuklarını öldürün, kadınlarını öldürün. Korkunç hocam, artık bitti. Yani o faşizanlığın geldiği bu boyut, bir de bu döneme kadar Gaffar bütün politik doğruculuk kalıplarını elinde tutan. Hep dedik ya gazetecilik dersi veren işte ya. BBC'si falan. Gerçi BBC biraz düzeltmeye başladı kendini halkın tepkisiyle de. Washington Post, The New York Times. Korkunç. Gazetecinin teki, ödüllü bir gazeteci, Filistin halkıyla dayanışma mektubunun altına imza atıyor. Ve yayın ilkeleriyle uyuşmadığı için bu gazeteci işten çıkarıyorlar.
Bu saatten sonra bilmiyorum ne kadar olur. Sizin öngörünüz hani 30 gün mü sürer ama 30 günden sonra artık bunların ağızlarını açacak halleri kalmadığını düşünüyorum. Bir mümkün hafta, değil yani. Ne basın özgürlüğü diyecekler, ne ifade özgürlüğü bir hafta içinde. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun buyurun hocam. Avrupa Komisyonu'nun raporundan bir örnek verdi ya. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hani o raporun çıktığı merkezin başında komisyon başkanı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönemde söylediği cümleler var. Diyor ki Ukrayna'da sivilleri hedef almak, Ukrayna'nın siviller tarafından kullanılan altyapısını hedef almak bir devlet terörüdür diyor. Ve Yusuf aynı hocam, Ursula von der Leyen'e... Ya aynısını Kirby'nin açıklamaları ya, var. Ya bir... Çocuklar eğer benim tweet'te bakarsa 2-3 gün önce paylaştım. Rusya-Ukrayna savaşındaki Kirby'yi bir izle. Çocuklar ölüyor diyor, hastaneler bombalanıyor diyor. Böyle ağlamaklı bir yüz ifadesi. O sırada turşu satan turşucu gibi ama yüzünü ekşiltiyor. Filistin, Gazze meselesi gündeme geldiğinde bu savaş diyor, acıması olunacak diyor. Melih bak Ehud Barak'tan çok örnek verdim bugün. Ben bu arada tavsiye ederim. Son dönemde çok ilginç açıklamaları var İsrail eski başbakanının. Geçmişte de bir gazeteciye verdiği mülakat var. Filistin meselesini tek cümleyle anlatıyor. Gazeteci soruyor eski İsrail başbakanına. Dünyaya bir Filistinli olarak gelseydiniz ne yapardınız diyor. Adam hiç tereddüt etmiyor. Onlar terörist diyor tabii, terör örgütü diyor. Bir terör örgütüne katılırdım diyor. Muhtemelen hepimizin durumu olacak. Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar. Yani sistemli olarak 75 yıldır insanları katlettiklerini biliyorlar. Evet. Gaffar'cığım senin sözün. Şunu söyleyecektim şimdi. Bir hafta içinde şunu tespit etmiştik. Yani çok batılı meslektaşlarımız da bize katıldı. Bu iş öyle bir noktaya vardı ki bir haftada vardı hem de. Çok kısa bir sürede oraya vardı. Yani nasıl bu 20. yüzyılın tarihi Auschwitz'ten sonraki psikolojiyle yazıldı? Gazze'den sonraki psikolojiyle 21. yüzyılın tarihi yazıldı. Bu böyle 2014'teki, 2006'daki işe benzemiyor. Öyle bir şey değil. Yani burada yaşanan, çünkü evet burada bir savaş var. Filistin devleti ile İsrail devleti arasındaki bir savaş ama orta çok orantısız bir güç. Ve şöyle söyleyelim, İsrail'in elinde her şey var. Dünyanın en gelişmiş tankları, dünyanın en gelişmiş uçakları, en gelişmiş bombaları, yasaklı silahlar, fosfor bombaları, her şey. Öldürüyorum dediği düşmanın elinde ise oyuncak ayılar, oyuncak bebekler var. Bakın yani birinin elinde tüfekler, füzeler, tanklar, toplar. Öldürdüm dediği düşman 4500'ünü öldürdü. Onların elinde de oyuncak bebekler var. Bir tartışmaya kapalı bir ve biraz. Yani burası tartışılabilecek bir alan değil. Onun için de hal dünya üzerinde nerede olursa olsun, hangi inançtan, hangi milletten olursa olsun, başta tabii ki gazeteciler, yazarlar olmak üzere tüm aydınlar, uzmanlar, askerler, herkes bu korkunç tablo karşısında ve bu ikiyüzlük karşısında yani ya ses çıkarıyor ya isyan ediyor, bir noktaya varıyor. Taraf burada olmak zorunda ama herkes. Bir şey hatırlatmak isterim. Birkaç yıl önce UNESCO'nun bir toplantısında, uluslararası toplantısında Küba delegasyonunun verdiği öneriyle İsrail'in Filistinli çocukları öldürmesi ve Filistin kültür varlıklarını yok etmesini kınama tasarısı gündeme geldi. İsrail temsilcisi UNESCO genel oturumunda savunma konuşması yaparken bir anda sözlerini kesti, dedi ki şimdi sizleri dedi Holokost kurbanları için bir dakika saygı duruşuna davet ediyor. Bakın konu Filistin kültür varlıkları, İsrail temsilcisi Holokost kurbanlarından bahsediyor. Daha sonra Küba temsilcisi ağzının payını verdi. Evet. Yani o iş öyle olmaz böyle olur. Şimdi hadi dedik kalkalım dedi biz dedi. Bir dakika saygı duruşunu Filistin öldürdüğünüz Filistinler için yapalım dedi. Alkışlarla karşılandı UNESCO'da. Bunu ne için anlatıyorum? İsrail 1945 Kırım'ını, Holokost'u ki gerçekten tarihte benzersiz bir cürümdür. Ne olduğunu da bilmiyoruz onu vallahi. Sonuna kadar kullandı. Yani sen onu tartışmaya çalışıyorsan benim kafamda hala tartışmasız bir noktadadır. Ya ben yani Batı'nın her şeyine inanmadığım için. Haksız da değilsin, tartışılabilir belki. Holokost'u her platformda sonuna kadar kullandı ve evet, istismar etti. Yani çok enteresan bir şey var bakın. Birinci dereceden yakınlarını, analarını, babalarını ya da anne babalarının yakınlarını Auschwitz'te, efendim Dachau'da, o toplama kamplarında, konsantrasyon kamplarında kaybetmiş olan Yahudiler bugün İsrail'i telin eden mitinglerde konuşuyorlar. Evet. Neden? Bir Yahudi diyor ki, yani bu durumdaki bir dönüşte Yahudi diyor ki İngiltere'de, biraz biz de not bir cümleyle kapatıyor. Yaşlı bir adamdı. Evet, yaşlı bir adam diyor ki ben bütün ailemi kaybettim. Nazilerin kamplarında kaybettim. Evet. İsrail'in yaptığı soykırım nasıl onaylamamı beklersin? Gideceğim Samet'ciğim, hemen gideceğim. Gaffar sözünü bitirmesini bekliyorum. Şöyle bir durum var, şimdi Gaffar'la konuştuğumuz konu da kafa karıştırmasın Nazi soykırımı konusunda. Bu Batı bugün Gaffar'a yakıncanın bu kadar açık tarif ettiği katillerin yanında duruyor. Soykırımcıları mazlum ilan etmiş
elinde oyuncak olan bebeklere de diyor ki bunlar terörist. Dolayısıyla diyorum ki bu iğrenç Batı medeniyeti 80 yıl önce faşizmin karşısında konumlanamaz. O Hollywood'un anlattığı diziler, biliyorum hepiniz yüzlerce Nazi filmi izlediniz. Ben de izledim onları. Hangi birisinin içerisinde bir senaryo farklıydı? Şüphem var diye söylüyorum. Yoksa katılıyorum. Hemen bir Ata'ya da gidelim. Ata, reklamdan önce son, bu biz konuşurken sen oradaydın canlı canlı. Aydınlatma fişekleri patladı, mermileri patladı. Son sözlerini de alayım Atacığım. Hemen alalım. Tam sen pas atarken Melih Altınok, yeni bir topçu atışı yapıldı ama bugün en azından sakin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani bundan önceki süreçte çok yoğun bir bombardıman vardı. Bir taraftan da o ateşkes dillendiriliyor. Daha doğrusu insani mola. Hemen saat bir saat önce de Netanyahu X'ten bir paylaşım yaptı. Tek cümlelik bir paylaşımdı bu. Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak. Yani ifade aynen bu. Sadece bir cümle. Dolayısıyla kendisi de sıkışmış durumda artık yani İsrail kamuoyunda. Hal böyle olunca da rehineler bahane ediliyor. Hamas tarafından da açıklamalar yapılıyor. Diyor ki biz rehineleri vermeye hazırız ama bir ateşkes yok deniliyor. Bir taraftan da Amerika tarafından da yine açıklamalar var. Bu insani molaya çok yakın oldu. Ama bu insani mola nasıl olacak, ne şekilde olacak, şartları neler olacak o da belli değil. Ama İsrail tüm bunlara rağmen Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Az önce siz de konuştunuz. O 2014'teki o operasyon, koruyucu hat ismi verilen bir operasyondu. 51 gün sürdü. 2558 Gazze'li katledildi. Yine bunların yaklaşık 600'ü bebekti. Şimdi yine aynı, biraz daha acımasız bir şekilde katletmeye devam ediyor. Bakalım kaç gün sürecek. Bugün 33. gün, hala da acımasızca o katliam devam ediyor. Bebekler öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor. Hastanelerde açıklamalar yapılıyor malum. Özellikle hastaneleri de hedef alıyor artık. Yakıtlar gitmiyor. Kudüs Hastanesi'nden bir açıklama yapıldı akşam saatlerinde. Artık yakıtımız sınırlı seviyede. Dün yapılmıştı. Belki de bugün bitecek. Acil müdahale gerektiren hastalar ve küvezdeki bebekler artık hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya denildi. Hali hazırda 10 bin bebek ve çocuğun şu anda su ve mamaya erişme açısından sıkıntısı var. Yine bunların da hayati tehlikesinde olduğu belirtildi. Bir fırından bir ekmek alabilmek için 4 saat kuyrukta bekliyor Gazze'liler. Bir su alabilmek için 3 saat bekliyor. Yani rakamlar çok acı gerçekten. Hep rakamlar üzerinden gidiyoruz ama bunların hepsi birer insan. Ama ne yazık ki İsrail hiçbir şeyi dinlemiyor. Özellikle rehineler üzerinden halen daha o katliamını sürdürüyor. Ama Hamas'ın da o direnişi devam ediyor. Günlük neredeyse 100 civarında roket, füzeli, misilleme yapılıyor. Yine özellikle kuzey kesimlerde yine İsrail tankları hedef alınıyor. Şu ana kadar İsrail'in öldürülen asker sayısı da 349 olarak açıklandı İsrail ordusu tarafından. Hamas'tan da yeni bir açıklama yapılmıştı akşam saatlerinde. Rehineler bizim konuğumuz denildi. Güneye gidiliyor malum. Kuzeyden güneye bir göçten bahsediliyor ama Hamas şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail böyle söylüyor ama öldürülenlerin bugüne kadar katledilenlerin %49'u güneyde yaşayan vatandaşlarımızdan oluşuyor şeklinde diye. Askeri esirler de olduğunu söyledi. Onların karşılığı da belli denildi. Takip ediyoruz sıcak gelişmeleri bölgede. Yine oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz tabii. Evet, Atay'a teşekkür ediyoruz. Biz de bir reklam arası verelim. Sonra kesinti siz devam edeceğiz.